Değerli basın mensupları, bilgileriniz üzere son 3 yıldır bu ucube sistemin adaletsizlik envanteri raporunu sizlerle paylaşıyoruz, Türkiye ile paylaşıyoruz. Çünkü 2017 yılında olağanüstü hal döneminde Türkiye'yi öyle bir sisteme geçirdiler ki 85 milyon freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyoruz. Bu tabloya, bu gidişata hep birlikte dur diyeceğiz. Çünkü devletin tüm kurumlarını çürüttüler. Devletin temeli olan adalet çürüdü. Onun için son 3 yıldır bu raporları paylaşıyoruz. 2020 yılında COVID-19 pandemisinin yanında sizlerle adaletsizlik pandemisini paylaştık. 2021 yılında adaletsizlik yeni varyantlarla devam etti COVID ile birlikte. Ve geçtiğimiz yıl 2022 yılında adaletten, hukuktan o kadar koptuk ki keyfilikle birlikte, hukuksuzlukla birlikte taammüden memleketi batırıyorlar. Evet, bu saray iktidarı, bu ucube sistem taammüden ülkemizi batırıyor. Gerçek beka sorunu budur. Demokratik hukuk devletini askıya alırsanız ülkeyi, memleketi gerçek bir beka sorunuyla baş başa bırakırsınız. Değerli basın mensupları, ülkenin her yerinden adaletsizlik saçılıyor. Her yerinden maalesef. Eğitime bakın, eğitimde fırsat adaletini tamamen yok ettiler. Öğrenciler internete, kitaplara, önemli kaynaklara ulaşamıyor birçok öğrenci. Birçok çocuk okula giderken annesi babası onun beslenme çantasına temel gıda maddelerini koyamıyor. Biz maalesef bu adaletsizlik pandemisinde okullarda açlıktan bayılan çocuklar gördük. Acaba sarayda yaşayanlar hiç utandı mı? Hiç düşündü mü? Hiç vicdanlarında muhakeme yaptı mı? Eğitimde fırsat adaletini tamamen yok ettiler. Sağlıkta da adaleti yok ettiler. Artık beni Türk hekimlerine emanet edin diyemiyoruz. Çünkü Türk hekimleri maalesef yurt dışına gidiyorlar. Kanada'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar, Almanya'ya gidiyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar. Sağlıkta kuyrukları bitirdik dediler ama kuyruğa giremiyor insanlar, doktor bulamıyorlar. İlaç kuyruğuna dahi giremiyorlar çünkü ilaç yok. İşte getirdikleri nokta bu. Her alanda büyük adaletsizlikler. Gelir dağılımında adalet zaten felaket durumda. 85 milyon her geçen gün yoksullaşıyoruz. Kişi başına düşen milli gelirimiz her geçen gün azalıyor. ENAK'a göre, bağımsız iktisatçılar grubuna göre enflasyon %137,55. %137 enflasyon ve hayat pahalılığının altında ezilen milyonlar, askeri ücretliler, emekliler, işçiler, işsizler, öğrenciler, ev kadınları, toplumun çok önemli bir kesimi derin bir yoksullukla karşı karşıya ve bu hayat pahalılığının enflasyonun altında eziliyor. Sarayda yaşayanlar, sarayda yaşayanların bir eli yağda, bir eli balda. Ama altta kalanın canı çıksın. Evet, artık söyledikleri bu. Mahkemelerde de adalet kayboldu. Mahkemelerde de biliyorsunuz adalet mülkün temelidir yazar. İşte o mülkün temeli çürüyünce her şey kayboluyor. Memlekette insanların, toplumun %70'i mahkemeye düştüğünde, herhangi bir davanın tarafı olduğunda adaletin tecelli edeceğine maalesef inanmıyor. %70 adalete güvenini kaybetmiş. Bu ne demektir biliyor musunuz değerli basın mensupları? İşte bir rejim halkın artık adalete inanmadığı bir noktaya gelmişse o rejim mahkum olmuştur. Ülkemizin yaşadığı da budur.
Çünkü halk adalete inanmıyor ve bu ucube sistem mahkum oldu. Bu ucube sistem iflas etti. Çünkü bu ucube sistem adaleti yok etti. Basın özgürlüğünü de yok ettiler. Çünkü orada da adalet yok. Basın ilan kurumu, radyo televizyon üst kurulu saray iktidarının silahına dönüşmüş durumda. Basın ilan kurumu ilan kesme cezaları veriyor sürekli. Anayasa Mahkemesi bu cezaları veremezsin. Bunlar hukuka, basın özgürlüğüne aykırı dediği halde muhalif basını cezalandırmaya devam ediyorlar. Maalesef Anayasa Mahkemesi kararını dahi tanımayan bir basın ilan kurumuyla karşı karşıyayız. Ama zamanı geldiğinde görevlerini kötüye kullananlar hukuk önünde mutlaka hesap verecekler. RTÜK sürekli cezalar yağdırıyor. 2022 yılında kestiği 54 para cezası toplam 17 milyon lirayı aştı. Evet, Halk TV'ye 27 kez, Tele1'e 16 kez, KRT'ye 6 kez, Fox TV'ye 5 kez, Flash Haber'e 4 kez ceza kesilmiş. Büyük cezalar, ağır ve haksız cezalar. Halkın gerçeği öğrenmesinden, halkın haber alma hakkından, özgürlüğünden korkuyorlar. Ama asla şunu unutmayacağız. Basın yönetenlere hizmet etmek için değil, yönetilenlere hizmet etmek için vardır. Önümüzdeki dönemde de 14 Mayıs'tan sonra bunu herkes görecek. Çünkü basın da özgür olacak, toplum da özgür olacak. Türkiye bu ucube sistemde maalesef öyle bir hale geldi ki gazeteciler için en tehlikeli ülke sıralamasında 3. sıradayız. Çok acı bir tablo. Gazeteciler için en tehlikeli ülke sıralamasında 3. sıradayız. 2022 yılında en çok gazeteciyi hapse atan ülke sıralamasında 4. sıradayız. Üzerimizde Çin var, İran var, Myanmar var. Ne kadar utanç verici bir tablo. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Bu tabloyu hep birlikte değiştireceğiz. CİMER'e yazı yazıyorlar, tutuklu gazetecileri soruyorlar, cezaevindeki gazetecileri soruyorlar. Verilen cevap kamuoyunu ilgilendirmeyen konular. Adalet Bakan Yardımcısını Akın Gürlek yaparsanız, işte tabloda tabii ki böyle olur. Biliyorsunuz kendisi Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir yargıçtı ama Adalet Bakan Yardımcısı yapılarak ödüllendirildi. İşte onun için gazeteciler cezaevinde. Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmaları 200 bine ulaştı. Çocuklar bile yargılanıyor Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdiler biliyorsunuz. Onu siyasi yasaklı duruma getirmeye çalışıyorlar. Aynı İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu gibi. Korkuya bakın. Hani demişti ya Erdoğan, İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi de kaybederiz diye. Evet, Erdoğan kaybedecek, saray iktidarı kaybedecek ama Türkiye kazanacak. 85 milyon rahat bir nefes alacak. Kadın cinayetleri. 2022 yılının adaletsizlik envanteri içerisinde. 2022 yılında 304 kadın cinayeti faili belli. 245 şüpheli kadın ölümü, toplam 579 kadın cinayetiyle karşı karşıyayız. Ve bu öldürülen kadınların %54'ü anne. İşte bu ucube sistemin her alanda yarattığı adaletsizlik tablo bu. Ülkemiz, Türkiye bu ucube sistemde maalesef dünyada özgür olmayan ve mutsuz ülkeler kategorisinde. Evet, özgür olmayan bir ülkeyiz ve bunun doğal sonucu olarak da mutsuz bir ülkeyiz. Dünyanın en mutlu ülkelerine bakın. En üst sıralardaki. Hepsi parlamenter sistemle yönetiliyor.
En alttaki, en mutsuz ülkelere bakın. Hepsi patronlu başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Yani böyle bir ucube sistemle. Sorun sistemde. Sistemden beslenenlerle sistemi değiştiremeyiz. Ama birlikte değiştireceğiz 14 Mayıs'tan sonra. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular 2021'e göre 2022'de %6 arttı. 2022'de 12.551 başvuru var. Çünkü demokrasinin, özgürlüklerin olmadığı bir yerde insan haklarından, hukuktan bahsetmek de maalesef mümkün olmuyor. Değerli basın mensupları, bu sorunların hepsini en kısa zamanda çözeceğiz. Bununla ilgili zaten çalışmalarımızı 2022'de de ciddi bir şekilde gerçekleştirdik. Özgürlüğü getireceğiz. Gençlerimiz özgür olacak, özgürce eleştirecek. Gençlerimizin önündeki tüm engelleri hızla kaldıracağız. Üniversiteler özgür olacak. Üniversitelerimizin bilimsel, idari ve mali özerkliğini, özgürlüğünü mutlaka sağlayacağız. Basın özgür olacağız, özgür olacak. Çünkü basın özgür değilse biliyoruz ki toplum da özgür değildir. İnternette de özgür olmayan ülkeler arasındayız. Maalesef, çok acı. İnternet özgür olacak. Sosyal medyada herkes özgürce tartışacak, eleştirecek. Kısaca eşitliği, özgürlüğü, adaleti getireceğiz ve mutlu bir ülke olacağız. 2022'de Millet İttifakı olarak hepinizin bildiği gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini Sayın Genel Başkanlar imzaladı. 6 siyasi partinin Sayın Genel Başkanları. Bu metin temel metnimiz. 28 Şubat 2022'de Türkiye ile paylaştık. Bunun içerisinde devletin temel organlarının güçlendirilmesi var. Bunun içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sistem var, kuvvetler ayrılığı var, hukuk devleti var, kamu yönetimi var, siyasi etik var. Üniversiteler, yerel yönetimler var, yolsuzlukla mücadele var. Bu temel metin. Bizim masamızda demokrasi ve özgürlük olduğu için temel ilkelerde uzlaştık. Yine 2022'de, 28 Kasım 2022'de anayasa değişikliği önerimizi Türkiye ile paylaştık. Evet, 6 parti Türkiye tarihinde görülmemiş bir çalışmayı imza altına aldı. 84 maddeden oluşan son derece kapsamlı bir anayasa değişikliği teklifi. Bunu da Türkiye ile paylaştık ve en son biliyorsunuz ortak politikalar mutabakat metnimiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümet programı. Değerli basın mensupları, 14 Mayıs akşamı yalnızca iktidar değişmeyecek. Biz zihniyeti de değiştireceğiz. Temel hedefimiz bu. Büyük bir zihniyet reformuna ihtiyacımız var. Demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz. Adaleti biz getireceğiz. Halil İbrahim soframızı büyüteceğiz ve her şeyi adaletle bölüşeceğiz. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Soru varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Şimdi onu aktaracağım. Soru Sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında imar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu anki depremle yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız dedi. Geçmişte yani 2018 seçimlerinde de imar barışıyla ilgili çok farklı sözler kullanmıştı. Sizin bu açıklamalara ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Teşekkür ediyorum. Memleketi batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Yani şu söylemler bile bize şunu gösteriyor ki devlet hiç ciddiyetle yönetilmiyor. Devlet ciddiyetle yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet adaletle yönetilir. 6 kere imar affı çıkartan Erdoğan bugün imar affı çıkartmayacağız diyor. Daha dün Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Malatya'da, işte bugün maalesef yıkılan şehirlerimizde imar aflarını müjdeliyordu halka.
müjde veriyordu. İmar affı çıkarttık sizin için. Sorunlarınızı çözdük diyordu. Yüzbinlerce konuta, binaya imar affı çıkarttılar ve o binalar, o konutlar insanlarımıza mezar oldu. Maalesef. Yapmaları gereken neydi devlet olarak? Her türlü yetki elindeydi. Her türlü yetki elindeydi. Sorumluluğu hiç başka yerlere atmasın. İnsanları o konutlardan sağlıklı konutlara, depreme dayanıklı konutlara geçirmekti. 99 depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Hiçbir şey yapmadılar. Ama bir şey yaptılar, ihanet ettiler. Hani demişti ya İstanbul'a ihanet ettik diye, yalnızca İstanbul'a değil, Türkiye'ye ihanet ettiler. Ve o enkazın altında kendileri de kaldı. Neden? Çünkü devletin temeli olan adaleti çürüttüler. Devletin kolonlarını kestiler. Hani kolonları kesilen birçok bina çöktü. İnsanlarımız, çocuklarımız o enkazların altında can verdi ya. Niye oldu bunlar? Çünkü devletin kolonlarını kestikleri için. Bu kolonlardan en önemlilerinden biri de yargıdır. Adaleti tecelli ettirecek olan yargı. Yargıyı da göreceksiniz en kısa zamanda birlikte ayağa kaldıracağız ve adalet tecelli edecek. Çok teşekkür ediyorum.